Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Şu mübarek cuma gecesi, perşembe akşamı Rabbimin yeryüzüne rahmetle tecelli ettiği şu gecede Cenab-ı Hak inşallah İslamiyet üzerinde oynanan oyunları bir an evvel bertaraf eylesin. Üzerimizdeki musibetleri inşallah kaldırsın. İnşallah şu gece yapılan şu iman dersleri hatırına, şu sohbetler hatırına inşallah nevi beşerin yüzünü yeniden güldürsün, Kur'an'ını dünyaya yeniden hakim eylesin diye dua ederek başlayalım. Bugün mevzumuz çok önemli. Yani şu anda özellikle insanların gündeminde, tüm dünyada insanların zihnini meşgul eden, yanlış anlaşılan ve adeta yanlış anlaşılması istenen bir kavram, bir tabir var. Şeriat. Şeriat. Acaba şeriat nedir? Şeriatı görünce, şeriat geliyor diye insanlar uçaklara doluşup ülkeyi terk ediyorlar. Şeriat'tan kaçıyoruz diye ve tüm dünya bunu görüntüleyip tüm dünyaya ilan ediyor. İşte, işte İslamiyet bu, işte şeriat bu. Müslümanlar bile şeriattan kaçıyorlar. Daha böyle bir İslamiyet'e ne yapılmaz? Girilmez, böyle bir İslamiyet kabul edilmez gibi dehşetli bir surette tüm dünyaya bunu ilan ediyorlar, reklam ediyorlar. Bir zamanlar işidi Müslüman bir örgüt gibi gösterip Onların yaptıkları canilikleri İslamiyet adına dünyaya ilan ettikleri gibi. Bir zaman kuleleri vuran uçakları Müslümanlara mal edip sanki Müslümanlar masum insanları diri diri yakıp öldürüyor gibi tüm dünyaya şefkat dini, merhamet dini olan İslamiyet'i, muhabbet dini olan İslamiyet'i öfke, kin ve terör olarak lanse etmeye çalışan dehşetli projeler var. Dehşetli oyunlar var. Buna karşı biz uyanık olacağız ve dinimizi ve İslamiyeti hakkıyla bileceğiz. Yani neredeyse Müslüman toplum bile şeriat kelimesinden ürperir hale gelmiş, korkar hale gelmiş. Sanki şeriat böyle kafa kesen, kol kesen, sanki böyle kasap dükkanı gibi yakaladığını kesip doğrayan bir kurum gibi, bir anlayış gibi, bir ideoloji gibi İslamiyet'i dünyaya böyle vahşi bir surette terör dini gibi lanse etmeye çalışan dehşetli oyunlar, dehşetli tuzaklar var. Buna karşı biz hakkıyla bileceğiz neyin ne olduğunu. Şeriatı anlatırken bakın şeriat kelimesi şerait kelimesinden geliyor. Şartlar demek. Aslında nedir biliyor musunuz şeriat? Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kanunlar demek. Yani Allah bize şeriatı emrederken bütün kainata koyduğu kanunlara uymayı emrediyor. Yani şeriat ikidir diyor. Birisi tekvin sıfatından gelen şeriat. Şu kainatın hareketlerini nizama sokan şeriat. Nedir o? Kanunlar. Yer çekimi kanunu, itme çekme kanunları, bütün biyolojik kimya, kimyevi kanunlar, fiziksel kanunlar bunların tamamı Allah'ın kainata koyduğu şeriattır. Şimdi Cenab-ı Hak kainata şeriatı koymuş mu? Kainat Allah'ın isimlerinin ritmine göre çalışıyor. Yani esma-i ilahiye bütün kainatı bir nizama, bir düzene sokmuş. Kuddüs ismi bütün kainatı temizliyor. Adl ismi her şeyi dengeye getiriyor. Rahim ismi şefkatle, merhametle tecelli ediyor. Adeta Kerim ismi her şeye ikram ediyor. Yani kainatta geçerli olan şeriat dediğimiz aslında Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Cenab-ı Hak aynı şeriatı kullarına da emretmiş. Bütün kainattaki mahlukat Allah'ın şeriatına isyan ve itiraz edemeyecek vaziyette itaat üzerine emredilmiş. Güneş dünyaya geldiği günden itibaren hangi şeriatla emredildiyse aynı şeriatı ne yapar? Kaç bin yıldır uygular, bir dakika haddini aşmaz, yolundan sapmaz. Ay da öyledir, yıldızlar da öyledir, dünyada öyledir. Bütün mahlukat Allah'ın şeriatına tam muti, itaatkar bir vaziyette yaratılmış. Ama Cenab-ı Hak aynı şeriatı kullarına imtihan icabı itaat edip etmemek hususunda serbest, hür bırakmış. İmtihandan dolayı. Bakın kainatta güneş büyüklüğüne güvenip onun emrine isyan edemez. Zerre küçüklüğüne güvenip onun emrinden sapamaz, kaçamaz, gizlenemez. Ama isyanı Cenab-ı Hak insana imtihan icabı şeriatına uyup uymamak noktasında bir hürriyet vermiş. İsteyen itaat eder, kainatın ritimlerine ayak uydurur, Allah'ın rızasına tabi olur, İsteyen isyan eder. Değil mi? Bütün kain kendisini bozduğu gibi kainattaki işleyen sistemi de ne yapar? Alt üst eder, bozar. Demek ki şeriat dediğimiz neymiş? Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kanunlar demek, emir de, emirler demek ya. Ha, bakın şimdi. Bediüzzaman Hazretleri'ne soruyorlar. Diyorlar ki cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Yani adeta şunu soruyorlar. Cumhuriyet mi şeriat mı? Şimdi ne ga garip ki insanlar cumhuriyet rejimini şeriata muhalif bir rejim zannediyorlar. Halbuki onlara verdiği cevabı okuyacağız şimdi bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Eskişehir mahkemesinde gizli kalmış, resmen zapta geçmemiş ve müdafatımda dahi yazılmamış bir hatırayı ve latif bir vakayı müdafayı aynen beyan ediyorum. Orada benden sordular ki, Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçeyi hayatım ispat eder. Hulasası şudur ki o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivadaydım. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim. Çorbanın suyunu içerdim. Tanelerini ce, ne yapardım? Karıncalara dağıtırdım. Ekmeğini, su, ekmeğimi onun suyuyla yerdim. İşitenler benden soruyordular. Neden böyle yapıyorsun? Yani çorbanın tanelerini karıncalara, suyunu da ekmeğiyle kendime. Neden böyle yapıyorsun diye soruyorlardı. Ben de derdim ki, bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyet perverliklerine hürmeten, tanelerini karıncalara verirdim. Allah Allah ya zamandaki cumhuriyetçiliğe bak. Diyor ki karıncada bile görsem cumhuriyet rejimini onlara bile hürmet ederim diyor. Niye ki? Bakın. Ha, sonra dediler sen selefi salihine muhalefet ediyorsun. Yani bundan önceki ecdadımıza sahabe efendi sah sahabe efendilerimize koca İslam tarihçesine muhalefet ediyorsun. Hani onlar şeriatla yönetilmiş, şeriatı emretmişler ama sen cumhuriyet diyorsun. Cevaben diyordum. Hulefâ-i Raşidin, dört halife, her biri hem halife hem reisi cumhur Bakın İslami rejim nedir? Hürriyettir, özgürlüktür. Demokrasidir, cumhuriyettir. Yani cumhurun kararına göre yönetimdir. Yoksa asla teokrasi, asla sultanlık, padişahlık İslami değildir. O zaruretten girilmiş bir yöntem tarihte. Yoksa asıl nedir? Bak dört halife diyor. Hem halifeydiler hem de reisi cumhur Yani halifeler giderken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seçime bırakıyor değil mi? Tayin etmiyor. Benden sonra bu geçsin demiyor. O da giderken o da bir şuraya bırakıyor. Siz seçin diyor. Bak hep seçim. O da giderken o da seçime bırakıyor. Aslında nedir? Ha, şeriat cumhuriyetin neymiş aslında? Ta kendisiymiş ya. Hakiki cumhuriyet nedir? Şeriattır. Bakın ne diyor? Hulefai Raşidin her biri hem halife hem reis-i cumhur idi. Hıddıkü ekber radıyallahu an aşere-i mübeşşere ve sahabe-i kirama elbette reis cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil. Burada ince bir ima var. Yani cumhuriyet adı altında istibdat, baskı ve insanları ezmekten ibaret İsim ve resimden ibaret bir cumhuriyet değil. Onlar gerçek cumhuriyetçiydiler. Gerçek reisi cumhur idiler. Asıl demokrasi neydi? Onların uyguladıkları demokrasiydi. Ve hürriyet-i şeriyeyi taşıyan, bu cümle manayi dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Bakın ne diyor? Peygamber Hazretleri'ni 31 Mart hadisesinde şeriat isteriz, isteriz diyenleri ipe çekmişler. Şeriat isteriz, şeriat isteriz diye bağırarak isyan ediyorlar. İhtilal var. Bir sürü masum insanların kanı akmış. İçeride bir ihtilal çıkmış, bir kargaşa çıkmış. Onları ipe çekiyorlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin de nüfuzu var diye onu da çağırıyorlar. Diyor ki diyorlar ki sen de şeriat istemişsin. E, şeriat isteyenler böyle olur. O zaman böyle ipe dizmişler. Sultan Ahmet'in yakınlarında mahkeme kurulmuş. Ağaçlarda şeriat isteriz diyenler asılmış sallanıyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne de gösteriyorlar. Diyorlar ki bak gör. Şeriat isteyenler böyle olur. Sen de şeriat istemişsin diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? Şimdi yani biz görsek o manzarayı dizimizin bağı çözülür. Nereden çıkardınız? Yok öyle bir şey deriz. Diyor ki şeriatın bir meselesine Bin ruhum olsa feda olsun diyor. Allah Allah. Saçlarım adedince başlarım olsa hakikati İslamiye'ye feda ederim diyor. Ha. Zira şeriat nedir? Medarı saadet aynı zamanda insanlık için yegane fazilettir. Fakat ihtilalcilerin istedikleri gibi değil diyor. Niye biliyor musunuz? Bakın dahilde dahilde cihat, içeride cihat neyle olur? İrşatla olur, ikazla olur, tenvirle olur, nasihatla olur. Ha, harice karşı, düşmana karşı cihat silahla olur. Düşmana karşı kılıçla cihad edilir. İçeride kılıçla cihad olmaz. İslamiyet bunu yasaklamış. Yani ne demek bu? Yani şeriatı isterken kendileri şeriata muhalefet etmişler. Diyor ki çok enteresan bir ifade. Gayrimeşru meşru bir yoldan meşru yere gidilmez. Yani davamız hak dava olacağı gibi o davaya giderken takip ettiğimiz yol, yöntem, usul onun da hak ve hakikat olması lazım. Yoksa hedefe giden her yol meşrudur, bu İslami bir kavram değil. Bu İslam düsturu, bu adalet değil. Öyleyse ne olacak? Gayrimeşru bir yola yere giden ne yapmaz? Hiçbir zaman gayrimeşru bir tarik meşru yere çıkmaz. O yüzden şeriat isteyenler şeriatı isteme usulünü, şeriatı getirme usulünü, şeriatı ilan etme usulünü de yine şer'i olarak takip etmeler lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şeriatı dünyaya nasıl getirdi? İlk defa şeriatı getiren oydu. Aziz Allah Celle Celaluhu. Şeriatı nasıl getirdi? Bir gün çıkıp şeriatı ilan ettim dedi mi? Hayır. Nasıl başladı? Değil mi? Erkam'ın evinde iman sohbetleriyle. Ama daha ne emir var ne yasak var. Ne namaz var ne içkinin haramiyeti var, ne faizin haramlığı var, hiçbir şey yok. İlk önce onların kalplerine, ruhlarına iman hakikatlarını doldurdu. Önce onların mukavemetini kuvvetlendirdi, sonra yük binecek. Önce onların içini doldurdu, sonra yükümlülüğü onların omuzlarına bindirdi. Bakın şeriat nasıl gelir? Şeriat Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu değil mi? fıtri kanunlarla gelir. Yani içerden gelir. Yani kalplerde, ruhlarda iman tesis edildiği zaman o zaman o iman insanların hayatına tesir eder ve imanın yaşantıya dökülmüş halidir şeriat. Şeriat nedir? Şeriat eşittir imandır. İmanın yaşantıya dökülmüş haline şeriat denir. Bir insan inandığı gibi yaşarsa şeriata ittiba etmiş olur. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi düşünün peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ittiba etmek gerekmez mi şeriatı getirirken? Şeriatın yeryüzündeki ilk temsilcisi o değil mi? Ha, öyleyse bakın peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba nasıl olur? İçeriden gelerek. Fıtri meyelan mukavemetsuzdur diyor. Yani eğer bir meyil, bir istek, bir hareket fıtrattan gelirse, içerden gelirse onun önünde hiçbir kuvvet duramaz. Çekirdeğin içinden hareket gelirse ortaya hayat çıkar. Eğer çekirdeğe dışarıdan müdahale ederseniz çekirdeğin hayatını söndürürsünüz. Yumurtayı tavuğun altına koyup 21 gün beklerseniz içinden bir hareket gelmesi onu kemaline ulaştırır civciv olur tavus kuşu olur veya tavuk olur hayat bulur ama dışarıdan müdahale eder kabuğunu kırarsanız onun hayatını söndürürsünüz. Şimdi fıtrat böyledir. Eğer içeride kalpte iman kuvvetlenip o iman insanın hayatına hakim olup dilinden fiilinden ortaya dökülerek şeriat gelirse yani içeriden gelirse o şeriat kemalini bulur, hakkatına ulaşır ve tam Allah'ın emrettiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna, yöntemine, sünnetine uygun bir şeriat olur. Yoksa tepeden inme şeriat diyor ya, yarın ilan etti şeriatı. Şeriat ilan edilmez, şeriat yaşanır. Şeriat yaşantı şeklidir, slogan değildir. Ama tüm dünyaya şeriatı slogan diye empoze etmeye çalışıyorlar. Yönetimi ele geçirip şeriatı ilan edeceğim. <laughs> İslamiyete mutlak zarardır diyor. Neden? Çünkü tepeden inme baskıyla, zorbalıkla insanlara zorla uygulatmaya çalışılan şeriat harbi kafiri, imansız bir insanı veya imanı zayıf bir Müslümanı riyakar yapar, Münafık yapar, içinden gelmeyerek sadece kanun korkusuyla şeriatın hükümlerine yapışan, içi başka, dışı başka bir münafık ortaya çıkar. Münafık kafirden daha şiddetlidir, daha dehşetlidir, daha zararlıdır diyor. Öyleyse ne yaptı? Tepeden inme şeriat dediğimiz şey, insanların, düşünün mesela kılık kıyafetini giydirdiniz ama içinde ne var? İnanmayan, Değil mi? İslam'a teslim olmamış. Gerçekten içinden İslam'a, şeriata tabi olmak istemeyen bir insan var. Bunun değil mi? Kanun zoruyla, hapis zoruyla, zorbalıkla ibadet etmesi İslam'a fayda mıdır, zarar mıdır? Ha işte böyle ibadet ettiririz sizi. <laughs> Adam abdestsiz kılar ya. ne olacak? Yani ne demek bu? Ha öyleyse bakın. Demek şeriatın ilan edilmesi şer'i olduğu gibi şeriatın yolu, yöntemi, şeriatın değil mi? Sünneti de ne olması lazım? Şer'i olması lazım. Yani yol, yöntem de fıtri olması lazım. Fıtrattan gelmesi lazım. Yoksa şeriat insanlara korkunç bir şekilde tasvir edilip geleni kesen, gideni kesen dehşetli bir vaziyette değil mi? Tüm dünya insanlığı İslamiyet'ten ürkütmekten, İslam'dan korkutmaktan başka bir şeye yaramaz. İman, hayat, şeriat diyor. Üç vazife var diyor. Mehdiyetin üç vazifesinden bahsediyor. İman, hayat, şeriat. Yani birisi gelecek imanı tesis edecek, birisi gelecek hayata geçirecek, birisi gelecek şeriatı ilan edecek değil ha. İman zaten nedir? İman kemalini buldu mu o insanın hayatına yansır. Hayatı imanlı bir hayat olur. Ve imanın hayata geçmiş şekline ne deniyor? Şeriat denmiyor mu? Demek ki asıl mesele imanmış. Şeriat memlekete nasıl getirilir? Kalplere iman hakikatleri, değil mi? Nakşedilerek insanların iç dünyasına iman doldurarak İman hakikatlarıyla o kalpler dirilip çekirdek gibi içeriden çatlayıp yumurta gibi içerden bir hareketle kemalini bularak ancak şeriat gelir. Şeriat nedir aslında? Tam manasıyla hürriyettir. Özgürlüktür şeriat. Bakın Osmanlı'nın enteresan bakın. Osmanlı'nın şeriatla yönetildiği yüzyıllar boyunca Dünyada bütün insanlar gelip Osmanlı'ya sığınmak istemişler. Bir Yahudi Yahudiliğini en güzel Osmanlı'da yaşama, yaşıyormuş. Bir Hristiyan dinini en güzel gelip Osmanlı'da yaşıyor. Adalet var çünkü. Bakın hangi milletten olursa olsun hepsi gelip Osmanlı coğrafyasında yani neye sığınmışlar? Tüm dünya insanları özgürlük için, hürriyet için Şeriata sığınmışlar ya. Şimdi gösterilen manzara ne? İnsanlar uçaklara, kargo uçaklarına doluşup şeriattan kaçıyor. Demek ki biz şeriatı yanlış anlamışız ve insanlara da yanlış anlatmışız. Şeriat o değil haşa. Ha, ne var? Adam diyor ki, ya Kur'an'da geçiyor arkadaş. Hırsızın eli kesin diye ayet var. Ama sen o ayetin şartlarını bilmiyorsun ki ya. Onun öyle bir şartları var ki İslam hukukunda. Koca 600 yıllık Osmanlı tarihinde birkaç hadise olmuş el kesme hadisesi. Bu ne demek biliyor musunuz? Birkaç hırsızlık demek ya. Şu anda değil mi Türkiye'de günde kim bilir kaç bin kaç yüz bin hırsızlık oluyor ya. Ne demek bu? Yani beşerin kanunlarıyla insanların ortaya koydukları kanunlarla bu suçlara ne yapılamamış? engel olunamamış. Ha, bak ecdat ne yapmış? Şeriata ittiba ederek bunun ama onun şartları var. Yani öyle çalmış diye hemen kolunu kes, o da çalmış onun da kolunu kes. Kasap dükkanı değil burası. Nedir o? Bakın öyle şartları var ki bir ihtiyacı olmayacak. Adam zaruri ihtiyacı var. Zaruret haramı helal eder. O açlıktan ölecekse onun çaldığına bir şey demiyor. Veya adam malını ortaya koydu hırsızı suça teşvik ediyorsa o zaman da hırsızın kolunu kesmiyor. Bunun o kadar çok şartları var ki. Ha, ama öyle bir ceza koymuş ki İslamiyet adeta suçu bıçak gibi kesip atmış ya. Ecdat zamanında Osmanlı zamanında bir hadiseden bahsediyor. Sarı Nur'da geçiyor. Asar-ı Bediye'de var. Ta şeyde de var. Tarihçi hayatta da var. Diyor ki o zaman bir sefir yani yabancı bir seyyah geliyor Osmanlı'ya. Bakıyor ki dükkanlar açık, mal para meydanda. Hiç kimse malının muhafazasına dikkat etmiyor. Her şey her şey ortada. Camiye namaza gidiyorlar veya işte bırakıp gidiyor. Diyor ki ne yapıyorsun sen diyor ya. Çalarlar bunları. O da diyor ki bizde hırsızlık olmaz diyor. Nasıl olur? buna nasıl muvaffak oldunuz? Bunu nasıl başardınız diye sorduğunda diyor ki biz Allah'ın koyduğu kanuna ittiba ettik. Hırsızın elini keseriz biz. Bizde hırsızın eli kesilir. Yakta'u eydiyehuma diye geçiyor ayette. O zaman diyor ki ya sizde diyor insanların çoğunun bir eli olmaması lazım. Çoğunun tek eli kesilmiş olması lazım deyince diyor ki ben diyor 50 yaşıma geldim daha bir kere el kesme hadisesine şahit oldum diyor. Koca Osmanlı'da 50 yılda bir kere şahit olmuş birkaç hadise olmuş zaten. Ne demek bu? Ha bakın öyle bir hüküm ki adeta daha hırsızlığa meylettiği andan itibaren elini uzatırken hemen gözü eline iliş ilişiyor diyor ki Hemen eli gözüne ilişiyor. Diyor ki biraz sonra diyor eğer değil mi ben yakalanırsam ne olacağım? Bu elim kesilecek. Hemen insanı ürpertiyor. İnsanı o suçtan vazgeçiriyor. Kalbe manevi bir yasakçıyı koymuş. O yüzden bakın kanunen suç işlenmeden mani olmak mümkün değil. Ama dinen mümkün. Kalbe Allah korkusu koyduğunuz zaman, iman koyduğunuz zaman ...manevi yasakçıyı kalbe yerleştirdiğiniz zaman... ...daha o suça meyletmeden ona engel olmak... ...demek ki neyle? Şeriatla, imanla, hidayetle mümkün. Ha, ama tabii bu kanunu kim koyacak? Ya insanlar bir araya geliyor... ...hukukçularımız ne güzel kanunlar yazıyorlar. Yani medeni hukuk var. Ne gerek var ki şeriata? Diyen olabilir ne dersiniz? Bakın insanların yazdıkları kanunlar hiçbir zaman tarafkirlikten kurtulamıyor. Herkes kanunu kendi tarafından bakarak yazıyor. Kendine göre yazıyor. Hırsıza kanun yazdırsan ne yazar? Veya değil mi? Mal sahibine kanun yazdırsan değil mi? Bakın her taraf kendi tarafından bakıyor olaya. Diyor ki insan Yine işaret ül geçiyor. İnsan diyor fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle medenidir. Yani sosyal bir varlıktır. Yani ayakkabısı için ayakkabıcıya ihtiyacı var. Elbise için terziye ihtiyacı var. Ev için binaya ihtiyacı değil mi? Ustaya ihtiyacı var. Dolap için marangoza ihtiyacı var. Ekmek için fırıncıya ihtiyacı var. Ha, Adeta toplumun bütün fertlerine ihtiyacı var. Tek başına hayatını süremeyeceği için kedi köpek gibi veya ormanda herhangi bir hayvan gibi tek başına hayatını süremeyeceği için mutlaka başka insanlarla beraber teşvik mesai etmeye mecburdur diyor. Beraber çalışmaya, yardımlaşmaya yani birbirleriyle alışverişe mecburdur. Bu alışveriş esnasında adaletsizlikler ortaya çıkar. Yani arada hak ve hukuklar var. Bir araya geldi mi insanların kalabalığında karşı karşıya alışverişlerde sosyal bir varlık olan insanın birbiriyle temasında zulümler ortaya çıkar, adaletsizlikler ortaya çıkar. O yüzden insanların arasında adaleti tesis etmek için ne lazım? her bir ferdin aklı, zihni, hakiki adaleti kavrayamaz. Kime yazdırsan kanunu olayı kendi tarafından değerlendirir, kendine göre kanun yazar. O da kendine göre yazar, o da kendine göre yazar. Tamam da nasıl yapacağız? Neye göre? Kanunu kime göre yazacağız? Öyleyse bakın bütün akılların üstünde, bütün akılları yaratan ve aynı anda Herkesin tarafından bakabilen, aynı anda bütün insanların düşüncelerine, bakış açılarına hakim olabilen ancak ilahi irade, emri ilahi ancak beşerin insanlığın saadetini, huzurunu, barışını temin edecek kanunları ortaya koyabilir. Aa, demek şeriat bunun için lazım bunun için Allah tarafından gelen kanunlar tesis edilmiş. Yoksa olaya ne taraftan bakarsan bak, ne yapamazsın? Adaleti tesis edemezsin. Rahmi Erdem abi, kulakları içindesin, böyle e, bir ara anlatmıştı derste de, dedi ki ya benim dedi bir dostum vardı, general askeriyede. Bir gün dedi beni aradı ki, böyle bir huşumla, Rahmi Bey, Rahmi Bey, Duydum ki Kur'an'da hırsızın elini kesin diye ayet varmış. Olur mu böyle bir şey ya? Var mı gerçekten böyle bir şey falan deyince var dedim diyor. Olur mu böyle bir şey ya? Bu canilik. Ne oldu yani bir mal çaldı diye adamın eli kesilir mi? Mal yerine gelir ama el yerine gelmez diye kendi kendine göre böyle mantıklı bir şeyler söylüyor. Ondan sonra Rahmi abi diyor ki iki saat anlattım fakat ikna edemedim. Olmaz dedi bu kadar canilik olmaz. Olur da bu kadar olmaz dedi diyor. Şimdi kendisi general. Hiçbir zaman lojmana hırsız girmemiş. Hiçbir zaman malı çalınmamış. Malı zayi olan çalınan alnının teriyle yıllarca çalışarak kazandığı malının 10 dakikada çalınıp kaybolduğu psikolojiyi hiç yaşamamış. Bilmiyor ki. Neyse diyor kapattım telefonu diyor. Canilik bu falan diye haşa böyle Allah'a iftira eder vaziyette falan. Aradan diyor bir zaman geçti 3-5 ay. Bir gün beni aradı diyor. Açtım telefonu. Dedi ki diyor Rahmi Bey, Rahmi Bey haklıymışsınız dedi diyor. Kur'an haklıymış, İslamiyet haklıymış. Bizim yazlığı soymuşlar diye anlatmış. Adamın yazlığına hırsız girmiş. Kapılara, pencerelere kadar sökmüş götürmüş. Öyle bir kızmış ki şimdi o hırsızı ele geçirsem ne kolunu ne elini lime lime doğrarım deyince Rahmi abi ona demiş ki, ya o zaman o canilik olur olmaz. <laughs> şimdi bak yani malı çalınan parası çalınan bir insanın içine düştüğü halet ruhiyeyi psikolojik vaziyeti hiç yaşamamış ki hiç bilmiyor ki onun halini ama Allah kalplerden geçenleri bildiği için her şeyin her haline vakıf olduğu için cenab Hakk'ın koyduğu kanun her tarafa adalet oluyor. Ya. Yani şimdi Mr. Carley gibi, Bismarck gibi Avrupa'nın zeka tarlaları demişler ki İslamiyet'in getirdiği kanunlar beşeriyet için saadet ve mutluluk formülüdür. Biz Avrupalılar diyor. 3000 sene sonra o kanunlara yetişebilsek bizim için büyük bir kardır diyor. Hakikaten de aklın yolu bir. Biz şeriatı Kur'an'dan öğrenmişiz, uygulamaya çalışıyoruz. Onlar da deneme yanılma yoluyla yüzyıllardır deneyip yanılıp deneyip yanılıp şu anda Avrupa Birliği'nin kullandığı anayasa Osmanlı'nın şeriat anayasasıyla yüzde yetmiş sekiz benzerlik gösteriyor. Onlar da neyle buluyorlar hakikati? Çünkü dinin kaynaklarından bir tanesi de akıldır. Aa. Fıtratız-i şuur, vicdan. Bunlar da ne yapar? Allah'ın emirlerini bulmaya vesiledir. Aa, onlar da ne yapıyor aslında? Farkında olmayarak gelmişler. %78 şeriatı uyguluyorlar ya. Farkında değiller. Demek şeriat buymuş ya. Şeriat topluma hayat getirmek için varmış. Kısas cezası var değil mi? Birisini canına kıydıysan o da ne yapıyor? Öldürülüyor. Şimdi kısas dedik ya adam ölmesin. Öbürü ölmüş bari bunu öldürmeyelim dedik. Kısas cezasından vazgeçtik. Ne yaptık? Merhametimizi, şefkatimizi yolsuz bir surette kullandık. Haşa Allah'tan daha ileri sürdük merhametimizi. Haşa biz Allah'tan daha merhametli gibi kendimizi ortaya koyduk. Dolayısıyla cinayet işleyen adamı serbest bıraktık. Adam ne oldu bu sefer? İkinci bir cinayet, üçüncü bir cinayet. Bir adamı öldürmedik onun eliyle bir sürü insan ve ondan örnek alıp nasıl olsa adam öldürene cinayet işleyene bir şey yapılmıyor deyip bir sürü şu andaki faile meçhuller, cinayetler, bini bir para, seri katiller, adamın yaşadığı dakika zarar. Öyle ya hayatı cellatlıkla geçmiş. Ve enteresan bakın, teriatın hükmü ne yapıyor aslında? Bir tane canın cana kıyılmasına bedel, yüzlerce binlerce insanın canını kurtarıyor. O yüzden ayette diyor ki el kısası hayatın diyor. Kısasta sizin için hayat vardır diyor. Yani ne demek bu? Demek şeriatın bütün hükümleri böyle. Ama şu anda uyguladıkları veya dünyaya adeta böyle çirkin kötü bir reklam amaçlı ortaya koydukları, taşlayarak kadınları öldürmek falan değil ha. Onların öyle şartları var ki. Yani şeriatın zina ile ilgili hükmü. Tamam taşlamak var, rejim var ama diyor ki dört tane şahidi bizzat olay esnasında göre dört tane şahidin görmesi lazım. Tamamının da olaya şahit olması lazım. Ha, böyle bir şey zaten mümkün değil teknik olarak. E ee, öyleyse Diyor ki Kur'an aslında o yolu kapatın, o kapıyı kapatın diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama gelip günahını itiraf edip rec recm edilmek isteyen insanlar var. Git tövbe et diyor. Yani ne demektir bu? Yani demiş şimdi şeriatı dünyaya nasıl gösteriyorlar? İnsanlara nasıl gösteriyorlar? Kelle kesen, kol kesen, taşlayarak insan öldüren tamamen şeriat sanki bundan ibaretmiş gibi tüm dünyayı İslamiyet'ten uzaklaştırmak için daha önce 11 Eylül hadiseleriyle, daha önce başka vakalarla, işitle şununla, bununla İslamiyet'i dünyaya menfi reklam yaparak şu anda da şu virüs sonrasında hakikaten çığ gibi İslamiyet yayılıyor. Buna engel olmaya çalışıyorlar. Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Menfi propaganda yapmaya çalışıyorlar. Bir şekilde mani olmak için ellerinden ne gelse yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklar. Şimdi diyor ki beşerin kanunları, insanların koydukları kanunlar, insanların sanatları gibi, insanların icraatları gibi yırtılmaya mahkumdur diyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Şurada bununla alakalı bir ifade var da onu da okuyalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elinde insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki libasa benzemiyor. Elinde insanların mutluluğunu, huzurunu, saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur. Daha önceki derslerde işledik. İnsanlıktaki ekonomik uçurumların giderilmesi, Ekonomik olarak adaletin tesis edilmesi, dengelerin, köprülerin kurulması da yine şeriatın emrettiği faizin haram edilmesi ve zekatın emredilmesine bağlı olduğunu anlatıyor. Bu da müthiş bir ekonomik formülmüş ya. Yani faiz haram edildiği zaman kenarda bekleyen paralar ne yapıyor bu sefer? Mecbur çalıştırılmak zorunda. Bir de yastık altında bir kenarda köşede parasını bekleten insanların parasına bir de zekat diye bir ceza var. Azamın 40 trilyonu varsa her yıl 1 trilyon zekat vermek zorunda. Diyor ki zekattan kurtar malını. Dolayısıyla ne yap? Piyasaya sür, çalıştır, piyasa canlansın, istihdam sahası açılsın. Dolayısıyla herkes iş bulur, zekat verecek fakir bulamazsın. Eğer paranı piyasadan çekersen, o halde kenarda beklettiğin paradan aç bıraktığın fakiri doyurmak zorundasın diye iki taraftan da toplumda zenginle fakir arasındaki dengeyi muhafaza eden müthiş ve muazzam bir formülü ortaya koymuş. 2008 yılıydı. Avrupa'da ekonomik kriz vardı. Avrupa'da bakın bütün ekonomistler bir araya geldiler dünya ekonomistleri. Buna çözüm araştırıyorlar. Ve aldıkları karar şu: Dediler ki en ideal faiz sıfır faiz. Allah Allah 1400 sene önce okuma yazması dahi olmayan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu ifadeyi 1400 sene önce koymuştu ortaya. İnsanlığın ekonomik huzuru için değil mi faizin haram edilmesinin şart olduğunu o zamandan söylemişti. Zekatı emretmişti. Ha, demek aslında İnsanların koydukları kanunlar insanlar gibi fani, geçici, yırtılmaya mahkum. Bakın ne diyor? Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki libasa benzemiyor, cilt ve deri gibi yapışık olup istidadı beşerin inkişafı nispetinde tevessü ve inkişaf etmekle saadeti dareyni intaç ve nevbeşerin ahvalini tanzim eder. Allah Allah. Bakın insanların koydukları kanunlar aynı şu elbise gibiymiş. İlk dünyaya geldiğimizde giydiğimiz elbise vardı. Biraz büyüdük dar geldi değiştirdik yırtıldı değiştirdik. Biraz daha büyüdük yine değiştirdik. Biraz daha büyüdük yine değiştirdik. Devamlı değiştirmek zorundayız. Niye? Çünkü vücut geliştikçe elbiseyi değiştireceksin. Ama İlk dünyaya geldiğimizde Allah bir deri giydirdi. Bakın deri aynı deri. Hiç değiştirmeye gerek yok. O ne yapıyor? Vücut büyüdükçe o da ona göre genişliyor. Ona göre imbisat ediyor. Şimdi Allah'ın koyduğu kanunlar orijinal, fıtri olduğu için cilt ve deri gibiymiş. Yani şeriat insanlığın hiçbir devrinde, hiçbir döneminde beşeriyete, insanlığa dar gelmemiş. Yani hiçbir zaman ya Allah'ın emrettiği şu kanun uygun değil. Şimdiki insanlığın ihtiyacına cevap vermiyor. Bu kanunu değiştirelim diye asla böyle bir teklif yapılmamış, ihtiyaç da olmamış. Ha, ama insanların koydukları kanunlar nasıl? 21 anayasası 41 anayasası 61 durmadan anayasalar 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 kanun hükmünde kararnameler devamlı değiştir babam değiştir en son gelip şeriatın hükmüne teslim olmak zorundalar ve teslim oluyorlar. Ya. O şeriatın kanunları, kaydeleri nereden gelmiş? ve nereye kadar devam eder gider diye sorulduğu zaman yine o şeriat lisanı icazıyla cevaben diyecektir ki biz kelamı ezeli'den ayrıldık nevi beşerin istidadıyla Allah Allah. Yani şöyle düşünün. Adam şimdi arabaya mesela motor koymuş. Kadran koymuş. Kapasite koymuş. Bir de o hızlanan arabayı durduracak ona göre de fren sistemi yapmış. Yoksa ne olur? Şimdi Ferrari'ye şahin freni koysan ne olur? Dur tamam gitmesine gider de durmasını durduramaz. Şimdi niye orijinal o yapmış, o koymuş? Yani Cenab-ı Hak insanlığa hangi istidadı, hangi kabiliyeti koyduysa ileride insanlık hangi istidada, hangi kabiliyete ulaşacaksa tamamını frenleyecek, tamamını değil mi düzene sokacak, tamamına yetecek, eksik gelmeyecek kanunları da şeriat olarak ne yapmış? Emretmiş. Biz araba bozulunca ne yapıyoruz? İlla diyor orijinal servisine götürelim. Niye? Yapan bilir, bilen konuşur. Bu arabanın en güzel çalışma standartlarını o bileceği için ancak onun müdahalesi doğru bir müdahale olur doğru mu şimdi insanın da kullanma kılavuzuymuş şeriat. Yaradan bilir. Yaradan bilmiş ve konuşmuş insana da kullanma kılavuzu olarak göndermiş. Ha öyleyse bu insanın hangi şartlarda yaşarsa yaşantısını nasıl tanzim ederse hangi kanunlarla hangi hükümlerle idare edilirse Dünyada, kabirde, sıratta, ahirette huzura, sürura, mutluluğa kavuşacağını o bilmiş, konuşmuş ve yazmış. Elimize kullanma kılavuzu olarak koymuş. İşte şeriat buymuş ya. Şeriat hoşgörüymüş. Şeriat neymiş aslında? Cumhuriyetmiş, demokrasiymiş. Şeriat dediğimiz aslında insanın kullanma kılavuzuymuş. İnsanın en rahat, en huzurlu en saadetli ve tüm insanların barış içinde yaşadığı kanunlar mecmuasıymış şeriat. Ama adeta böyle değil mi kahrolsun şeriat diye bağırtacak kadar insanları şeriattan küstürdüler. Şeriattan usandırdılar, uzaklaştırdılar. Müslüman bile şeriat kelimesini duymak istemez hale geldi. Yanlış uygulamalar neticesinde. Kasıtlı olarak şeriatı adeta asma kesme hükümleri, kanunları olarak gösterdiler dünyaya. Halbuki öyle miydi ya? ya? Ecdadımız değil mi? Ne yaptı? Bin sene tüm dünyada 72 milleti huzur içinde şeriat kanunlarıyla yaşattı. Ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı ırklar, en özgür, en huzurlu, en rahat memleket olarak şeriatın uygulandığı ecdadımızın memleketini gördüler. Ya, demek ki şeriatı biz gerçekten hayatımızda uygulasak, şeriatı biz gerçekten tüm dünyaya gerçek yüzünü gösterebilsek, insanlar güruh güruh, akın akın İslamiyet'e boşalırlar. Ama ne yazık ki şimdi Müslümanlar bile şeriattan kaçıyorlar değil mi? Adamlar uçağa, trene atlar gibi uçağa atlıyorlar ki, nereye? Şeriattan kaçıyoruz. Ve tüm dünyaya bunu kameraya çekip gösteriyorlar. İşte şeriat böyle bir şey diye insanları İslamiyet'ten ürkütmek, korkutmak için bir proje uyguluyorlar ve insanları bu projeyle İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Demek İslamiyet'in hakkatını, şeriatın hakkatını bizzat kendimiz öğrenip yaşantımıza geçirsek, inanın bizim hayatımızdaki huzura, bizim hayatımızdaki mutluluğa insanlar hayran olur ve tüm dünyanın aradığı huzur ve mutluluk işte buymuş deyip gelip şeriata, gelip İslamiyet'e insanlık teslim olur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.